Evet, herkese iyi günler diliyorum. Bugünkü sorumuz gördüğünüz gibi bir yazılı bir soru, Türkçe bir soru. Bu soru TÜBİTAK Matematik Olimpiyatlarında sorulmuş matematik ortaokul öğrencilerine. Şöyle ufak bir notumuzu alalım TÜBİTAK. Evet, ne diyorlar? Sorumuzu bir okuyalım. Bir tahtada 12 sayısı yazılıdır. Her işlemde tahtadaki sayı silinip yerine bu sayının rakamları çarpımının 24 fazlası yazılıyor. 100 işlem sonucunda tahtada yazılı olan sayı kaç olur? Evet, burada isterseniz videoyu durdurup kendiniz soru üzerinde biraz çalışabilirsiniz. Yoksa başlayalım. Şimdi yani bu tür sorularda şu şekilde söylendiği zaman yani bu size bir ipucu veriyor aslında. Yani böyle 100 işlem sonucunda, 1000 işlem sonucunda, ne bileyim işte 50 işlem sonucunda ne olur gibi sorular sorulduğu zaman yani size aslında bir ipucu veriliyor. Şimdi siz de oturup da 100 tane işlem yapmanızı kimse beklemez. Dolayısıyla 100 işleme varmadan önce bir ortada bir şey oluyor olması lazım diye düşünmeniz gerekir. Şimdi yapalım. Ne varmış? 12 sayısı varmış. 12. Ondan sonra birinci işlem sonucunda şuraya 1 diyelim. Birinci işlem sonucunda ne diyor? Rakamları çarpımı 1 çarpı 2. Ondan sonra 24 fazlası 1 çarpı 2 artı 24 ne verir size? 26 verir. Birinci işlemi yaptınız. İkinci işlemi yapalım. 2, 6, 12 artı 24, 36. Üçüncü işlemi yapalım. 3, 6, 18 artı 24, 42. Dördüncü işlemi yapalım. 2, 4, 8 artı 24, 32. Beşinci işlemi yapalım. 2, 3, 6 artı 24, 30. Altıncı işlemi yapalım. 3 çarpı 0, 0 artı 24, 24. Yedinci işlemi yapalım. 2, 4, 8 artı 24, 32. Gördüğünüz gibi 32. Yani buradan sonra ne yaparsanız yapın 30, 24, 32, 30, 24, 32 diye dönüp durur bu. Göstermek amacıyla 2, 3, 6 artı 30. Böyle gider bu. Böyle 100. işleme kadar gideceksiniz. Şimdi gördüğünüz gibi yani söylemek istediğim şey şuydu. Burada 100 işlem sonucunda dedikleri zaman yani bunun bu, tabii bu tür soruları çok çözdükçe bu sizde bir içgüdü olacak. Yani ki şimdi diyeceksiniz ki ben oturup da burada 100 tane işlem yapmayacak. Yani bu bir yerde kısır döngüye dönüşüyor olması lazım diye hemen kafanızda şey yapar, oluşur. Şimdi gördüğünüz gibi 8. işlem sonucunda bu kısır döngüye dönüşüyor. Yani 9. işlem yaptığınız zaman işte 24 bulacaksınız. 10. işlemi yaptığınız zaman 32 bulacaksınız. 11. işlemi yaptığınız zaman 30 bulacaksınız. Bu böyle gidecek. Şimdi dolayısıyla şu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi 3 fazla yani 3 fazlası bunların altında olacak. Dolayısıyla burada 9 olacak. 10 olacak. 11 olacak. 11. işlemde bu. İşte 12, 13, 14. Bu böyle gider. Şimdi ne isteniyor bizden? 100. işlem sonucunda. Gördüğünüz gibi şurada bu İşte neydi? 6'ydı, 12'ydi. Dolayısıyla 18,
24. Böyle gider. Yani altının katları. Dolayısıyla en fazla nereye kadar gidebilirsiniz burada? İşte ne olacak? 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 ve 90, 96. Şimdi şöyle geldiğinizi düşünün buraya. 96. işleme geldiniz. Burası 97. işlem olacak. Burası 98. işlem olacak. Burası 99. işlem olacak. Ve burası da 100. işlem olacak. 100 işlem sonucunda, yani 100 işlem, 100. işlemi yaptığınızda 24'ten 32'ye geliyor olacaksınız. Dolayısıyla tahtada yazılı olacak sayı 32'dir. Evet, bugünlük de bu kadar. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.